Polisliğe yeni başlayan Nancy LaRoche, çocukluğunda hep polislerin kötü insanlar olduğunu düşünmüş. Minnesota'dan biri olarak polislerin görevlerinin insanların hayatlarını daha da zorlaştırmak olduğunu düşünürdüm. Amerika'da bu şekilde düşünen birçok kişi olduğunu biliyorum. Eğer tek bir kişinin bile fikrini değiştirebilirsem, başarmak istediğimin küçük bir bölümünü yaptığımı düşüneceğim. Değişim Washington dışındaki Kuzey Virginia Eğitim Akademisi'nde sürekli duyulan bir terim. Ülke genelinde yaşanan polis sıkıntısına rağmen birçok genç hala bu işle ilgileniyor. LaRoche gençlerle iletişim kurmayı sabırsızlıkla bekliyor. Onlara polisten korkmamayı öğretecek. İş değişime gelince sadece değiştirilmesi gereken polislerin amacının hayatınızı zorlaştırmak olduğu algısını kırmak. Yeni polis Chelsea Henry, siyahların polisin elinde can vermesi görüntüleri yüzünden çok üzüldüğünü söylüyor. George Floyd olayı değişimin bir parçası olma ve polisle toplum arasında bir köprü kurulmasına yardım etme düşüncemi ateşledi. Amerikalıların çoğu polislere saygı duymaya devam etse de Washington Polis Departmanı Strateji Direktörü Patrick Loftus, polis karşıtı söylemin bazı kötü polislerin kötü şeyler yapması nedeniyle arttığını kabul ediyor. Polis karşıtı söylem polisliği daha az istenen bir meslekmiş gibi gösteriyor. Biz insanların ilgisini polisliğe çekmeye çalıştığımız sırada birçokları yakınlarına, sevdiklerine daha az destek veriyor gibi görünüyor. Bunu işverenin yetenek aradığı sıkı iş piyasasıyla birleştirin. Sonuç ülkenin başkentinde gücü azalmış bir polis gücü. Loftus, iş arayanları polisliğe çekmek için yenilikler yapmak zorunda kaldıklarını belirtiyor. Buna işe alınma sırasında 20 bin dolar ödenmesi, üniversite ve kira yardımı da dahil. Daire polisliğe ilgiyi arttırmak için TikTok ve metro istasyonlarına da reklam vermiş. Hala en iyi adayları çekebilmek için ne gibi yaratıcı yollar üretebiliriz diye düşünüyoruz. Polis adaylarının bazıları bir gün sokağa üniformalı çıkma düşüncesi karşısında endişelendiklerini kabul ediyor. Güvenlik benim büyük endişem, sadece kendim için değil, arkadaşlarım ve halk için. İyilikle güç göstermek arasında denge kurmak gerekiyor. Polisliğe insanlığı geri getirme konusunda belki herkesi ikna edemeyeceğim ama iyi bir iş yapabileceğimi düşünüyorum. Ve belki bir ya da iki kişiye bir gün hala insan olduğumuzu göstermek için sabırsızlanıyorum. Pınar Sayar, Kızılçalı, Washington.